Farklarımız büyük ama birlikte aşacağız. Aşacağız. İyi ki varsınız. Siz iyi ki varsınız. Teşekkür ederim. Canınıza, sağ olun. Ömrünüze bereket. Sağ ol. Allah razı olsun. Devam edelim. Çek bakalım. Çek bakalım. Hocam çek ver bana. Heh. Daha fazla çalışacaksın ona göre bak. Bir fotoğraf bir gün daha fazla çalışmak tamam. Hadi bakalım. Gel. Kampanya başlattım. Bir fotoğrafa bir gün daha fazla çalışmak tamam mı? Çok sağ ol. Bakıyorum siz seviyor musun? Başarılar. Biraz daha arkadaşlar. Lütfen biraz daha fazla. Bırak gel buraya. Hoş geldiniz sevgili başkanım. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Sultan Gazi İlçesi Kadın Kolları. Emeğinizden dolayı çok çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Sizin emeğinize. Ne demek? Hep birlikte. Sağ olun. Çok farklı sektörler var. İhtiyaçlarımıza dönük varsa firmalar, mesela Silivri'de birer mektup düzenleyin, getirip onların sahiplerine verin, bekliyoruz. Aynı katkılar getirsinler, burada paketleyip yolluyorlar. Sizin orada deterjan vardır, sabun vardır, başka şeyler var. Biliyorum, biliyorum. Yani sen orada öyle bir organizasyon yürüt. Tamam. Başkanım tamam. Burada bir banttan bir görüntü görüyorsunuz. Üç birim biliyorsunuz Yenikapı. Evet. İlk gün başladığımızda bu yönden. Hem vatandaş destekleri hem araçlı destekleri iki yönden almaya başladık. Önümüzde bir bant var. Oradan gelen ürünü burada ayırıyor gençler. 24.700'e geçti gönüllü. Tasnif yapıyor. Şu an hijyen ihtiyacı çok büyük başkanım. Hijyen paketlerini hazırlıyorlar. Çoğunlukla yardımda şöyle bir ihtiyaç var. Karma gönderdiğiniz zaman orada insanlar alıp ayıramıyorlar. Buradan emek vermezsek orada iş gücü de, olması yani. Evet, iş gücü de çok azaldı. Emeğinize sağlık arkadaşlar. Başarılar dilerim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Çekmeköy ekibinden bir kızımız var. O kızı görüp teşekkür etmek istiyorum. Gönderdiğiniz için Allah razı olsun. Malatya'ya canavar gibi maşallahı var. Bilmiyorum enkaz da alamadım ama hepinize herkese iletmiş oldun. Ne mutlu bize. Ne mutlu bize. Sizin ellerinizden, gönderdiğinizden, ekibin ellerinden hepsinin ellerinden. Allah razı olsun. Teşekkür. Sağ ol, sağ ol. Teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Teşekkür ederiz başkanım. Çok mutlu oluyoruz sizi de görmekten. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Başkanım siz devam dediğiniz sürece devam ediyoruz. Sağ ol. Teşekkürler. İyi ki varsınız. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Kolay. Kolay. İstanbul gönlüsü. Öyle mi? Ne güzel. Harikasınız. Bileziğimiz polibant artık. Emeklerinize sağlık. Teşekkür ederim. Emeğinize sağlık. Teşekkür ederim. Burada Dilek Hanım'ı da sürekli dinliyor. Evet, görüşürüz. Evet. Teşekkür ederim. Sağ olun. Dinliyorum. Size, Türkiye konuşuyor bu arada. Adı Türkiye yani. Evet. Şöyle biz bir son hafta içerisinde iki tane protesto yaptık. Bağımsız bir grup olarak. İçinde genç öğrenciler de var. Ben 27 yaşındayım. Bizim yani ilk problemimiz şuydu. İnternetin kesilmesi, yavaşlatılması. Bunun için BTK'nın Sultanahmet'te İstanbul Müdürlüğü var. Öncelikle oraya gittik. Neredeyse tutuklanacaktık. Bizim için internetin yavaşlatılması öncelikle tabii ki yardımın ulaşması için çok önemliydi. Ama bir kritik şey de biz Taksim saldırısında da gördük. Mevzuata bakarsak KHK ile OHAL döneminde çıkarılan bir kararla şu an 72 saate kadar aslında interneti yavaşlatabilirler. Yani bunu hani hukuki açıdan doğrulayabilirsiniz. Bu veya buna benzer bir şey yani aslında 3 saat, 7 saat, 5 saatte yapsalar bu bizim için çok kritik olacak seçim gecesi. Önümüzde 3 ay, 2 ay gibi bir süre kaldı ve eğer biz buna şimdi dur demezsek, çok sert bir şekilde karşı çıkmazsak seçim günü ne yapacağımızı ben çok merak ediyorum. Birincisi buydu, bu yüzden hani sizin daha fazla baskı yapmanızı rica ediyorum. İkincisi diğer protestomuz da Gençlik ve Spor Bakanlığı, KYK'nın bağlı olduğu bakanlık önündeydi. O da Ataköy civarındaki olan yere gittik. Orada da protestomuzu yaptık. Orada merakımız şuydu, bu arkadaşım benim şu an evimde kalıyor. Ben bundan çok mutluyum kendisini misafir etmekten. Fakat KYK yurdundan çıkarıldı. Nasıl çıkarıldı? O yurt şeylerin, aynen, evet. Dolapların kapısını işte demir makaslarla keserekten. Eşyalar, evet. Siyah poşetlere doldurup kapı dışına atmışlardı. Aynen. Bir gün içinde oldu bunlar. Bunu çok söyleyen kişi de var. Şahitleri de var. Çelik evet, kuvvetle falan çıkartma gibi bir muamele var. Evet, çelik kuvvet geldi kapının. Yani şimdi hibrit eğitime de geçecek. Hibrit eğitimde ne kastediliyor? Yani sonuçta Denizli bu arkadaş. Denizli'ye girip bir arada gelip şey mi yapacak? Yoksa İstanbul mu, kiraların bu kadar yüksek olduğu dönemde nasıl bulacak? KYK'dan çıkartılan öğrencilerle beraber acaba kiralar da yükselecek mi? Doğal olarak yükselecek mi yani?
burada ses çıkarmamız lazım. Haklısın. İBB'ye de zaten çok güveniyoruz aslında tabii, tabii ama. Tabii sevgili Türkiye, şöyle. Birincisi internet yavaşlatılması meselesi hem de tam o enkazın en ağır anlarından birindeki o pozisyon çok acı bir karar. Bence o kararı alan kim var ise, ona vesile olan kim var ise yargılanmalı. Bak bu kadar net. Kaldı ki internet meselesinin özellikle böyle bir afette ne kadar işe yaradığına birebir ben şahit oldum. Çünkü tam 5 günüm geçti orada. Hatta 6 gün bile diyebilirim. Başka bir acı bir şey söyleyeceğim. İnternetin var olması, yani bir bölgede internet yokken bizim oraya mobil istasyonumuzun varmasıyla beraber, devreye alınmasıyla beraber enkazdan atılan bir mesaj takır 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 yakınının cebine düşmeye başladı. Evet, evet, evet. Ve anlaşıldı ki orada yaşayan biri var ve saatlerdir mesaj atıyormuş. Şimdi dolayısıyla yani böylesi bir iletişim hattına düşmanlık edenin aklı kıt. Çok net ve kötülük yapıyor bu ülkeye, bu ülke insanına. Bu ister seçimle ilgili olsun, ister sizin özgürlük haklarınızla ilgili olsun, ister afetle ilgili olsun. Zaten o mecrayı kötüye kullanan insanlarla ilgili yasal düzenlemeler var. Gereken neyse yaparsın. Ama bunu topyekün aşağı indirmek, şarteli kapatmak kabul edilebilir bir şey değil. Yani tümden sizin duygularınızın yanındayım. Dediğim gibi bu can kaybına da mal olur, olmuştur. Ve hatta dediğiniz gibi internetin daha doğrusu cep telefonlarının da sağlıklı çalışamamasının da sıkıntısını çekti bölge. Özellikle ilk 2 gün 3 gün. Dediğim gibi 2. günü, 3. günü, 4. günü orada olan birisi olarak bunu söylüyorum. Biz %75-80 bulunduğumuz yerlerde cep telefonumuzu kullanamadık. Dolayısıyla biz afet anında iletişim sorunu yaşamayacağız taahhüdünü verenler 1 yıl önce, 2 yıl evet. önce muhtelif toplantılarda o taahhüdü verenler de mutlaka kamuoyuna hesap vermeli. Hukuken de hesap vermeli. Bakın çok net. Bakın bütün bunlar konuşulacak. Yani ben aslında senin söylemlerinden hem bir çıkarım yapıyorum, hem sorumluluk alıyorum, hem de kamuoyuna mesaj veriyorum. Güveniyoruz. İki, bir yandan da sivil olarak da destek tabii, vermek tabii, istiyoruz. Tabii. İkincisi, gelelim bu meseleye. Ya kardeşim, yani dünya en sıkıntılı anlarında bile var olmak ve ayağa kalkmak için eğitimle yola çıkmış. Yani bugün bir mesaj okudum. Yani bir yerde şimdi ismi yanlış söylememek adına 2. Dünya Savaşı'nda yıkılan Almanya daha yapılamaz iddiasına yine Almanya'da bir önemli şahsiyet hayır ayağa kalkarız çünkü bizim üniversitelerimiz var diyebilecek kadar üniversiteleri önde tutarken biz Türkiye'de bütün üniversiteleri online'a geçirdik. Olacak iş değil ya. Derhal açılmalı. Derhal. Duyar duymaz tweetten attım düşüncemi ve söyledim de. Derhal. Ya ne demek üniversite? Hatta biz o bölgede hayatını kaybetmemiş olan bütün gençlerimizin Türkiye'nin başka yerlerine eşgüdümlü dağıtıp onların da eğitimlerine devam etmesini sağlamamız lazım. Çünkü yani şu şimdi ismin neydi kardeşim? Tuna. Evet. Tuna biz yapamadık siz yapın dememiz lazım Tuna'ya. İyi eğitim alın. Biz şu anda güvenli evlerde o bölgedeki insanların oturmasını sağlayamadık. Siz yapın. Sizin nesil yapsın. Asla taviz vermesin doğrulardan. Asla taviz vermesin disiplinlerden ve mutlaka gereğini yapın dememiz lazım Tuna'ya. Ve onu eğiten eğitimcilere arkadaş disiplinli, kararlı, karakterli, adil ve prensiplerinden taviz vermeyen nesiller yetiştirin bize demeliyiz. Bunu diyeceğimize kapattık üniversiteleri. Hadi bakayım yurdunu terk et. Biz yurtlarımızda ekstra imkanlarla bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ve biz yurtlarımızdan gençlerimizi çıkarmayacağız bu sene sonuna kadar. Hiçbir şekilde eğitim devam ediyormuş gibi çıkarmayacağız. Israrla da her gün acilen üniversiteleri eğitimi açın diye buradan bağıracağız onlara, bağıracağız. Kulaklarını delene kadar bağıracağız. Bu çağrınızı gündemden düşürmeyin. Düşürmem. Merak etme. Gönüllü hoş geldin. Adın ne? Eva Güneş. Evacığım hoş geldin. O hep sizinleydi. Gene sizinle. Ne mutlu bana. Şuradan. Oh. Tamam. Allah bağışlasın.
Sağ ol. İyi ki varsınız. Siz de iyi ki varsınız. Kolay gelsin. Merhaba. Emeğinize sağlık. İyi ki varsınız.